Bismillahirrahmanirrahim. Adaletle ilgili ayet meallerini arz etmek istiyorum. Bakara Suresi 282 Ey iman edenler! Belli bir vade ile birbirinizden borç alıp verdiğiniz zaman onu hemen yazın. İçinizden biri onu doğru bir şekilde yazsın. Yazmayı bilenler kendisine Allah'ın öğrettiği şekilde yazmaktan çekilmesin de yazsın. Borçlanan kimse de borcunu söyleyip yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun da ondan en küçük bir şeyi eksiltmesin. Eğer borçlu yarım akıllı veya küçükse yahut bizzat yazdırmaya güç yetiremiyorsa o takdirde velisi doğru bir şekilde yazdırsın. İçinizden iki erkeği de bu anlaşmaya şahit tutun. İki erkek bulunmazsa o takdirde şahitliğini kabul edeceğiniz kimselerden bir erkekle biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatabilmesi için iki kadın şahit olsun.'' Şahitler çağrıldıkları zaman şahitlik yapmaktan kaçınmasınlar. Az olsun çok olsun borçları vadesiyle birlikte yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında adaleti daha uygun, borcu ispat etmeniz için daha sağlam ve şüpheye düşmemeniz için daha elverişli bir yoldur. Ancak aranızda hemen o anda hazır mallar üzerinde yapacağınız peşin alışveriş olursa bu takdirde yazmanızda size bir günah yoktur. Fakat yine de alışverişlerinizi şahit huzurunda yapmanız daha iyidir. Ancak ne yazana ne de şahitlik yapana bir zarar verilmemelidir. Şayet onlara bir zarar verirseniz şüphesiz bu sizin için günah olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size ihtiyaç duyduğunuz bütün hükümleri ve ve her işte uymanız gereken yolu öğretmektedir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Al-İmran suresi 8. ayet Rabbimiz bizi doğru yola erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Çünkü bağışı pek bol olan yalnız sensin. Ali İmran 18. ayette ise Allah adaleti ayakta tutarak kendisinden başka hiçbir ilahın olmadığına bizzat şahittir. Ayrıca bütün melekler ve kendilerine ilim verilmiş olanlar da tam bir doğruluk, adalet ve hakkaniyet içinde aynı gerçeğe şahittirler. Evet, ondan başka bir ilah yoktur. O kudreti daima üstün gelen her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. Ali İmran Suresi 21. Ayet Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar eden peygamberleri, haksız yere öldüren ve kendilerine adaletli davranmayı öğütleyenleri de öldürenler yok mu? Onları pek elem verici bir azap ile müjdele. Nisa Suresi 3. Ayette ise Yetim kızlarla evlenip de adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız, o zaman onları değil, size helal olup hoşunuza giden kadınlardan birini, hatta bunlardan iki, üç veya dördünü birden nikahlayabilirsiniz. Şayet bunlar arasında da adalet sağlayamayacağınızdan endişe ederseniz, o zaman sadece bir kadınla evlenin veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. Böyle davranmanız zulme ve haksızlığa meyletmemeniz için en uygun yoldur. Nisa suresinin 58. ayetinde ise şüphesiz Allah size emanetleri eline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Böylece Allah size ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah her şeyi hakkıyla işiten, kemaliyle görendir. Nisa suresinin 127. ayetinde ise kadınlar hakkındaki dini hükümleri açıklamanı istiyorlardı ki Allah onlar hakkındaki hükmünü açıklıyor. Kitapta size okunan ayetler kendilerine verilmesi gereken miras, mehir gibi şeyleri vermediğiniz, üstelik güzel ve zenginse nikahlamak istediğiniz miraslarını kaybetmemek için başkalarıyla nikahlamak istemediğiniz yetim kızlar, çaresiz kalmış çocuklar hakkında ve yetimlere karşı adaleti yerine getirmeniz hususunda gerekli hükmü vermektedir. İyilik olarak her ne yaparsanız mutlaka Allah onu bilmektedir. Nisa suresi 129. ayette ise ne kadar isteseniz de eşleriniz arasında adaleti sağlamaya güç yetiremezsiniz. Hiç olmazsa birine büsbütün meyledip diğerini ne kocalı ne de kocasız bir halde askıda bırakmayın. Eğer yanlış davranışlarınızı düzeltir ve birbirinize haksızlık etmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve engin merhamet sahibidir. Maide suresinin 8. ayetinde ise, Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, ve adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz öfke, sakın sizi adaletsiz davranmaya sevk etmesin. Adaletli olun, takvaya en uygunu, en yakışanı budur. Allah'a karşı gelmekten sakının, şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Maide suresinin 42. ayetinde ise, Onlar yalan ve iftirayı dinlemeye, pek meraklı, haram yemeye çok düşkündürler. Şahit bir dava için sana başvururlarsa, İstersen aralarında hüküm ver, istersen onları kendi hallerine bırak. Müracaatlarını geri çevirdiğin takdirde sana hiçbir zarar veremezler. Ama hüküm verecek olursan aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. En'am suresinin 152. ayetinde, Yetişkinlik çağına erinceye kadar muhafaza ve yardım maksadıyla en güzel şekilde olanı dışında, Yetimin malına yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz hiç kimseyi gücünün üstünde bir şeyle sorumlu tutmayız. Konuştuğunuz zaman en yakınlarınızın aleyhinde bile olsa adaleti gözetip doğru söyleyin. Adaleti gözetip doğruyu söyleyin. Allah'a ve Allah için verdiğiniz sözleri yerine getirin. İşte bunlar düşünüp ders almanız için Allah'ın size emrettiği hususlardır.'' Araf suresinin 29. ayetinde De ki Rabbim her işte doğru ve adaletli olmayı emretti. Her secde ettiğinizde kalp ve beden ahengi içinde bütün varlığınızla ona yönelin. İtaat ve ibadetinizde yalnız onun rızasını gözeterek tüm samimiyetinizle Allah'a yalvarın. Nasıl sizi ilk defa o yaratmışsa yine ona döneceksiniz. Araf 159 Musa'nın kavmi içinde hakkı anlatıp onunla insanlara doğru yolu gösteren ve yine hakka dayanarak doğruluğu ve adaleti uygulayan bir topluluk vardı. A'raf 181. Yarattığımız kimseler içinde hakkı anlatıp onunla insanlara doğru yolu gösteren ve yine hakka dayanarak doğruluğu ve adaleti uygulayan bir topluluk vardır. Yusuf Suresi 4. ayet. Bir zamanlar Yusuf babasına "Babacığım ben rüyamda 11 yıldızı, güneşi ve ayı gördüm. Onların bana secde ettiğini gördüm." dedi. Yusuf Suresi 47 Yusuf şöyle dedi, Adetiniz üzere hiç ara vermeden 7 sene ekin ekecek, bol ürün alacaksınız. Fakat yemek için ayıracağınız az bir miktar dışında, bütün ekinleri öylece başağında bırakın. Yusuf Suresi 54 Kral onu bana getirin, onu kendime özel danışman yapacağım diye emretti. Yusuf'la konuşunca da sen bundan böyle yanımızda önemli bir yere sahip, güvenilir biri olacaksın dediği. Nahl suresi 9. ayet. Yolun doğrusunu göstermek Allah'a aittir. O yollardan eğri olanlar da vardır. Eğer Allah dileseydi sizi hep birlikte doğru yola erdirirdi. Nahl suresi 76. ayette ise Allah şu iki adamı da örnek veriyor. Bunlardan biri dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez ve efendisinin sırtında bir yüktür. Onu nereye gönderse hayırlı bir iş beceremez. Hiç böyle biriyle adaleti emreden ve her işte doğru bir yol takip eden insan eşit olabilir mi? Nahl suresi 90. ayette ise şüphesiz ki Allah adaletli davranmayı, iyilik yapmayı ve akrabayı görüp gözetmeyi emreder. Her türlü hayasızlığı, kötülüğü ve azgınlığı yasaklar. Düşünüp ders almanız için size böyle öğüt verir. Taha suresi 2. ayette ise biz bu Kur'an'ı sana güçlük çekip bedbaht olasın diye indirmedik. Enbiya Suresi 47. ayette Kıyamet günü biz adalet terazilerini kuracağız da hiç kimseye en küçük bir haksızlık yapılmayacak. Yapılan iş hardal tanesi kadar bile olsa biz onu getirip mizana koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Şuara suresinin 15. ayetinde ise Allah buyurdu ki Hayır korkmayın sen ve Harun mucizelerimizle ona gidin. Elbette biz de sizinle beraberiz ve olup biten her şeyi işitip takip etmekteyiz. Ahsap suresi 5. ayette Evlatlıklarınızı öz babalarına nispet ederek çağırın. Çünkü Allah katında doğru olan budur. Eğer öz babalarını bilmiyorsanız onlar zaten sizin din kardeşleriniz ve aranızda karşılıklı haklar ve vazifeler bulunan yakın dostlarınızdır. Onları çağırırken yanılarak düşeceğiniz hatalardan dolayı size bir vebal yoktur. Fakat bilinçli ve kasten yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Hadid Suresi 25. ayette: Biz peygamberlerimizi apaçık delillerle gönderdik ve insanların adaleti ayakta tutmaları için beraberlerinde de kitabı ve adalet terazilerini indirdik. Bir de kendisinde büyük bir kuvvet ve insanlara birçok fayda bulunan demiri indirdik. Allah bütün bunları görmedikleri halde kendisine ve peygamberlerine yardım edenleri ortaya çıkarmak için size verdi. Şüphesiz Allah çok kuvvetlidir, karşı gelinemez bir kudrete sahiptir. Mümtehine Suresi 8. Ayette Allah dininizden dolayı sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kafirlere iyilikte bulunmanızı ve mümkün olduğunca onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Hiç şüphesiz Allah, hak ve adalet konusunda titiz davrananları sever. Bakara suresi 100. ayette, O fasıklar ne zaman bir anlaşma yaptılarsa, içlerinden bir güruh her defasında onu bozup bir kenara atmadı mı? Aslında onların çoğu zaten inanmıyor. Nisa suresi 105. ayette, Resulüm, Doğrusu biz ilahi gerçekleri ortaya koyan bu kitabı sana insanlar arasında Allah'ın gösterdiği şekilde hüküm verebilesin diye indirdik. Sakın hainlerin savunucusu olma. Nisa suresi 135. ayette: Ey iman edenler! Kendinizin, ana babanızın ve yakın akrabanızın aleyhinde bile olsa Allah için doğru dürüst şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun hakkında şahitlik yaptığınız kimse zengin de olsa fakir de olsa böyle davranın çünkü Allah ikisine de sizden daha yakındır hallerini daha iyi bilir şu halde sakın adil davranmaktan yüz çevirip nefsin arzularına uymayın eğer dilinizi eğip büker gerçeği olduğu gibi söylemekten çekinir veya büsbütün ondan yüz çevirirseniz başınıza geleceği siz düşünün zira Allah yaptığınız her şeyden hakkıyla haberdardır Nisa suresi 152. ayette Allah'a ve peygamberlerine inanıp peygamberlerin arasını ayırmayanlara gelince Allah onlara yakında mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Şura suresinin 15. ayetinde Bunun için Resulüm sen insanları tevhide davet et, emrolunduğun gibi dost doğru ol, onların arzularına uyma, de ki ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara inandım. Bana sizin aranızda adaletle davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız sizedir. Aramızda tartışılacak hiçbir şey yoktur. Nasıl olsa Allah hepimizi bir araya toplayacak ve aramızda hükmünü verecektir. Çünkü herkesin nihay dönüşü onadır. Son ayet-i kerimemiz Hucurat suresinin 10. ayeti. Bütün müminler kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'a gönülden saygı besleyip ona karşı gelmekten sakının ki onun rahmetine erişesiniz. En büyük olan Rabbimiz doğru söyledi.